Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam Kapadokya konuşmalarında değerli konuğumuzla birlikte geçen hafta geride bıraktığımız Dünya Şehircilik Günü kapsamında bir konu hazırladık. Değerli konuğumuz Murat Bey ile artık bu akşam o konu üzerine bayağı bir konuşma yapacağız. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş buldum, iyi akşamlar. Kısaca ben sizi tanıtmak isterim. Murat Bey yüksek lisans ve lisans bölümünü Gazi Üniversitesi'nde şehir bölge planlama üzerine tamamladılar. Şimdi de doktora programda hala aynı bölümde devam ediyorlar. Aynı zamanda 10 yılı aşkındır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda da çalışmaya görev yapmaktadırlar ve çalışıyorlar. Tabii ki bu akşamın konusu da başlıktan belli olduğu gibi kıyı alanlarda planlama. Biraz spesifik ve özel bir konu, tabii ki burada biraz planlama kavramını açıklamak gerekiyor. Eğer izin verirseniz ben planlamadan biraz bahsedip daha sonra sözü size vereceğim Murat Bey. Tabii. Planlama aslında isminden de belli olduğu gibi, tabii ki bunu biraz mekansal ölçekte biz konuşacağız. Kentlerin sağlıklı gelişmesini sağlayan, aynı zamanda yaşam kalitesini yükselten ve yaşanabilir mekanlar tasarlamak ve planlamak amaçlı ortaya çıkan bir disiplindi. Tabii yerleşik düzenine geçtik, yani insanların yerleşik düzene geçtiklerinden itibaren, daha doğrusu bir mekanın kent niteliği kazandıktan sonra planlama hep gündemde olmuştur. Bu antik çağda, orta çağda tabii ütopik kent kavramıyla biraz daha çok fiziksel planlama yönelik bir gelişme olmuştur. Ancak sanayi devriminden sonra 1800'lü yıllardan itibaren artık planlama çok boyutlu bir kavram olarak, bir disiplin olarak kentlerin gündemine gelmiştir. İlk başta tabii bir fiziksel planlamayla başlanılmış. Çünkü bir hızlı kentsel gelişme, göçler ve çarpık kentleşme çeşitli kentsel sorunların doğmasına neden olmuştur. Ve tabii sonraki yıllarda, 1960'larda ve 70'lerde artık planlama bir kentsel disiplin olarak, bir kent disiplini olarak çok boyutlu. Tabii içerisinde mekansal, fiziksel, çevresel, sosyal ve finansal boyutları da içeren bir disiplin olarak gündeme gelmiştir. Türkiye üzerine de baktığımızda Osmanlı İmparatorluğu'nda da yine 1848 yılında bayındırlık hizmetleri kapsamında bir kurumsallaşma vardır artık bu yönde. Ancak eğer Türkiye üzerinde planlamayı konuşmak gerekirse 1930'lu yıllardan itibaren biz biraz bu süreçten daha bir disiplin olarak bahsedebiliriz. Tabii 1930'larda yani Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte kentlerin modernleşmesi ve planlı bir şekilde gelişmesi gündemi gelmiştir. İlk evrelerde baktığımızda bu sanayi plancılık daha ön planda. 1940'larda ve 50'lerde tarıma dayalı programların ağırlıklı olduğu planlar vardır. 1950 ve 60'larda tabii bir hızlı kentsel gelişme vardır. Hızlı nüfus artışı özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerimizde ve illerimizde. Tabii bunun devamında 1960'larda artık bir kalkınma planları programlarını ve düzenlemelerini görebiliyoruz. Yani mekanın hem fiziksel ve hem sosyoekonomik boyutunun aynı zamanda bir gündemi gelmesi. Tabii 1980'lere geldiğimizde tabii dünya genelinde bir petrol krizi ve onun devamında neoliberal politikaların gelişmesiyle birlikte tabii planlamada ve kent planlamasında çok önemli değişiklikler yaşanmış ve bu yine Türkiye'de kendini bariz bir şekilde göstermiştir. Tabii 2000'li yıllardan itibaren artık mekansal stratejik planlamadan bahsedebiliriz ve hala gündemde ve günümüzde de devam eden planlama yaklaşımı. Biraz mekansal stratejik planlamadan bahsedip daha sonra kıyı alanların planlamasına geçelim. İki başlık altında bahsedebiliriz bu planlama türünden. Bir başlık sosyoekonomik planlama ve diğeri mekansal ve fiziksel planlama. Tabii sosyoekonomik planlama çok fiziksel değildir. Biraz doküman ve bilgi içeren ve burada da yine iki ölçekte, iki düzeyli planlama vardır. Birincisi ulusal ölçekte kalkınma planları dediğimiz, diğeri bölgesel ölçekte bölge planları. Tabii mekansal ve fiziksel boyutu ikinci başlıkta tartışılıyor. Burada artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili durumdadır. Tabii bunun hiyerarşisi ve süreci yine ulusal ölçekten yerel ölçeğe doğru yine gidiyor. Ulusal ölçekte baktığımızda ülke mekansal stratejik planlama, bölge ölçeğinde yine bölgesel stratejik planlama, aynı şekilde çevre düzeni planlarından bahsedebiliriz. Yerel ölçeğe de geldiğimizde imar planları, tabii Nazım İmar Planı,
planları, uygulama imar planları, özel amaçlı imar planları, bunun içerisinde koruma imar planları ve OSB'ler gibi planlar var. Tabii kıyı alanlarının planlaması da aslında bu kısımda ve bu yani bu hiyerarşinin bu kısmında yer alıyor. Tabii burada ben artık kıyı alanların planlamasını sözü size vereceğim Murat Bey. Sizinle devam edebiliriz. Tekrar iyi akşamlar. Öncelikle beni konuk ettiğiniz ve bana bu fırsatı verdiğiniz için Kapadokya Üniversitesi'ne ve size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, kabul ettik. Bugün kıyı alanları yönetimi ve planlaması konusundan bahsedeceğim ama tabii ki kapsamlı bir konu. Ben genel hatlarıyla vermeye çalışacağım konuyu. Önce bir kavramsal bazı açıklamalardan sonra dünyada neler oluyor biraz onlardan bahsedeceğim ve ülkemizdeki planlardan ve kıyı yönetimiyle ilgili konulardan bahsedeceğim. Öncelikle aslında kıyı nedir, neden önemlidir? Önce buradan başlamak gerekiyor. Bana göre kıyı herkesin bildiği ama kimsenin de tam olarak bilmediği bir alan. Hani bu yanlış anlaşılmasın, bu şeyden dolayı değil, herhangi bir çalışma olmadığından dolayı değil ama kıyıda yapılan çalışmalara bakıldığı zaman her disiplin biraz işin kendi açısından, bir işin bir ucundan tuttuğu için böyle tarifleyebiliriz. Örneğin bir biyoloğa sorduğumuzda kıyı nedir diye sorduğumuzda o size denizdeki türlerden bahsedebilir. Bir mühendise sorduğumuzda size kıyı yapılarından bahseder. Bir turizmciye sorduğumuzda ise size 5 yıldızlı otellerden bahsedebilir. Veya herhangi bir yurttaşa sorduğumuzda ise size denizden, kumdan bahsedebilir. Tabii bu örnekleri çoğaltmak mümkün ama kıyıyla ilgili birçok tanımlama yapmak da mümkün. Ama en genel tanımıyla kara ve denizin bir başka deyişle toprak ve suyun buluştuğu yer olarak tanımlayabiliriz. Yine başka bir tanıma göre deniz, göl, akarsu ve benzeri gibi her türlü doğal ve yapay su kütlesini çevreleyen toprak şeridi olarak da tanımlayabiliriz. Bunun dışında yapılan coğrafi tanımlarda ise kara ile suyu ayıran bir çizgi olarak değil, bölge ya da alan olarak da tanımlayabiliriz. Aslında kıyıyı alan olarak hatta bölge olarak tariflemek daha doğrudur. Kıyılar neden önemlidir? Her şeyden önce kıyı kıt bir kaynaktır. Hani müdahale edilecek herhangi bir alana, herhangi bir kıyı parçasına veya bir alana bakıldığı zaman milyon yılda oluşmuş olabilir. Onun dışında su ve diğer kaynaklara yakın olması, çok sayıda biyolojik çeşitlilik ve ekosistemi barındırması, ulaşım, ticaret ve taşımacılık gibi sektörler için aktarım noktası olması, ana endüstri sektörlerinin tesislerinin kurulmasına olanak vermesi, turizm faaliyetlerine olanak tanıması, tarımsal ve hayvansal gıda kaynağını sağlaması, peyzaj değeri yüksek alanlar olması, iklim olarak avantajlı alanlar olması, tarihi ve kültürel varlıkların yoğunlaşması ve de savunma açısından stratejik alanlar olması açısından kıyı alanlarını önemine değinebiliriz. Kıyı alanlarının önemini vurgulamaya yarayabilecek diğer bir önemli ve ölçülebilir gösterge ise nüfustur. Dünyada kıyı alanları kara alanlarının %20'sini kapsamasına rağmen nüfusun %50'sinden fazlasının kıyı alanlarında yaşadığı ve nüfus yoğunluğunun kıyı alanlarında, kentin diğer taraflarında, geri alanlarında yaşayanlardan yaklaşık 2 kat daha fazla olduğu hesapları yapılıyor. Yine deniz seviyesinden yüksekliği 10 metrenin altında olan kıyı yerleşimleri toplam kar alanının sadece %2'sini oluşturmasına rağmen toplam nüfusun %10'unu ve toplam kentsel nüfusun %13'ünü barındırıyor. Birleşmiş Milletler'in 2000 yılının nüfus raporuna göre ise 50 yıl içinde 6.3 milyar insanın deniz kıyısındaki alanlarda yaşamasının beklendiği belirtilmektedir. Bu arada ben bir şey hatırlatmak istiyorum izleyicilere. Bizim altta iletişim bilgilerimiz var, WhatsApp numarası var. Eğer sorularınız olursa izleyicilerin oradan bize iletebilirler. Biz hemen konuğumuza iletiriz. Kusura bakmayın, bölmüş oldum. Devam edelim. Ve tabii bu kadar yoğun kullanımların olduğu bir alanda birçok sorunun da ortaya çıkması kaçınılmaz olmakta. Bu sorunlara baktığımızda ise tamamına yakının insan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bunları şöyle özetleyebiliriz. Konut, turizm, endüstri alanları ve bunlara bağlı altyapı faaliyetlerin denetimsiz olarak büyümesi, enerji üretimi ve madencilik faaliyetlerinin kıyı alanlarında bozulmaya yol açması, turizm faaliyetlerinin kıyı alanlarını olumsuz etkilemesi,
karasal ve deniz temelli kaynakların azalması, atıklar nedeniyle toprak, su ve hava kirliliği oluşması, kıyı alanlarında ortaya çıkan afet riskleri, erozyon ve iklim değişikliğinin bu alanlarda yaşam alanlarının olumsuz etkilemesi, kıyı alanlarında yer alan doğal, kültürel ve tarihi kaynakların bozulması ve yok olması, kamusal bir kaynak olarak ise kıyı alanlarının yok olmasını söyleyebiliriz. Burada özetlemek gerekirse kıyı alanlarını ekonomik değerlerle ekolojik değerlerin bir çatışma alanını olduğunu söylemek olanaklı olabilir. Kıyı alanlarında yaşanan tüm bu sorunların en belirgin şekilde çevresel ve ekolojik olarak kendini gösterse de bence en önemli sorunlar yönetime dayalı sorunlardır. Bunları da özetleyecek olursak kurumsal eşgüdümün sağlanamaması, yasal düzenlemelerin yetersizliği, plansız gelişmelerin ortaya çıkması, finansal kaynakların yetersizliği, teknik kapasitenin yetersizliği, bilgi farkındalık düzeyinin düşük olması ve katılım sürecinin işletilememesi olarak söyleyebiliriz. Kıyı alanlarında yer seçen arazi kullanımlarına bakıldığında ise fiziksel açıdan sınırlı, ekonomik açıdan değerli ve sosyal açıdan çekici olan bu alanları birçok sektörü barındırmakta. Bunların başında tarım ve ormancılık, su ürünleri ve balıkçılık, turizm, ticaret, ulaşım, endüstri, enerji ve madencilik gibi sektörler. Aynı zamanda da savunmaya yönelik alanlar da buralarda yer seçmekte. Askeri alanlar, güvenlik bölgeleri vesaire. Sunumu ekrana alabilir miyiz? Burada aslında bir kıyı alanının ne kadar karmaşık bir yapıya sahip olduğunu gösteren bir grafik gösterim. Aslında bu hareketli bir grafik gösterimdi ama bir sıkıntıdan dolayı bunu hareketli olarak gösteremiyoruz. Burada kıyıdaki kullanımların ve onların hareketlerini gösteren bir grafik. Bu grafik aslında çok şey anlatıyor bize. Diğer taraftan öyle ülkeler var ki bütün ekonomisinin turizm faaliyetlerine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Tropik adalardaki ülkeleri bunlara örnek verebiliriz. Böylesine karmaşık, dinamik ve çok boyutlu özelliğe sahip kıyı alanları yönetilmesinin ise çok önemli bir duruma gelmektedir. Bu doğrultuda ortaya çıkmış bütünleşik kıyı alanları kavramından bahsetmek istiyorum biraz. Örneğin ABD'de yapılan bir tanıma göre kıyı bölgesinin korunması ve çok yönlü sürdürülebilir bir biçimde kullanılmasını gerçekleştirecek çevresel, toplumsal, kültürel ve kurumsal kaynakların geliştirilmesini ve uygulamasını sağlamayı amaçlayan dinamik bir süreç olarak tanımlanmış. Yine Dünya Bankası'na göre kıyı alanlarından sağlanan faydayı en yükseğe çıkarmayı bunu yaparken de kıyı alanlarında yer alan doğal kaynaklar ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri en azın indirmeyi hedefleyen bir planlama ve yönetim yaklaşımı olarak tanımlanmış. Bu tip tanımlara bakıldığında genelde sürdürülebilir kalkınma, sürekli bir idare işlemi, dinamik bir süreç, sürdürülebilir kullanım, planlama ve eşgüdümleme gibi kavramlardan bahsedilmekte. Sunumum ekranda değil mi? Bir görsel daha göstermek istiyorum. Evet, görebiliriz. Bütünleşmenin ise her alanda olması beklenmekte. Burada dikey ve yatay bütünleşmeden bahsedebiliriz kurumlar arasında. Alansal bütünleşme, sektörler arası bütünleşme, kurumsal bütünleşme, plan ve programların bütünleşmesi, disiplinler arası bütünleşme, yönetim düzeyleri arasındaki bütünleşmeyi sağlaması gerekiyor. Bu yönetim anlayışının ise bir takım özelliklere sahip olması bekleniyor. Coğrafi ve tematik olarak ele alınması, stratejik bir bakış açısıyla hazırlanması, sistematik olması, uzun erimli olması, şeffaf ve katılımcı yöntemlerle hazırlanması, tüm tarafları desteğini sağlanması, yerel özelliklerin öne çıkarılması. Burada ise bütünleşik kıyı alanları yönetimi süreci ve aşamalarını görüyoruz. Temel olarak 4 aşamadan oluşuyor. Sorunların belirlenmesi, planlama, uygulama ve değerlendirme olarak. Tabii burada en önemli aşaması planlama. Bizim de daha çok ilgilendiğimiz alan olan planlama aşaması. Burada
BK sürecinin en önemli aşamasını oluşturmakta. Biraz da dünyada neler oluyor onlara değinelim. 1970'li yıllara kadar kıyı alanlarıyla ilgili aslında çok kayda değer bir çalışma yok. Bu yıllara kadar kıyı alanları daha çok çevre sorunlarının içinde ele alınan bir konu olarak görülüyor. Tabii 1970'li yıllara kadar dünyada çok olarak çevre bilincinin oluştuğundan da bahsedemeyiz. 1960'lı ve 70'li yıllarda ortaya çıkan ekolojik hareketlerle birlikte önem kazanmaya başlıyor. Burada 1972 yılını bir milat olarak kabul edebiliriz. İsveç'in başkenti Stockholm'da gerçekleştirilen insan ve çevre konferansında çevresel sorunlar küresel boyutta ele alınıyor. Bu önemli bir adım olmuş oluyor. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde kıyı alanları yönetimi yasası çıkarılıyor. Bu yasa ilk kez kıyı yönetimi adıyla çıkan ilk yasa olma özelliğini taşıyor. 1974'te Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından Bölgesel Denizler Programı başlatılıyor. 1975'te Akdeniz Eylem Planı yürürlüğe konuluyor. 1976'da ise Barcelona Sözleşmesi imzalanıyor. Bu sözleşmenin asıl ismi Akdeniz'in deniz ortamı ve kıyı bölgesinin korunması sözleşmesi olarak geçiyor. Barcelona'da imzalandığı için adı Barcelona Sözleşmesi. Yine 1978'lerde Avrupa Komisyonu'nun bütünleşik kıyı alanları yönetimiyle ilgili bir takım çalışmaları var. 1980'lerde Avrupa Birliği ve OECD başta olmak üzere kıyı yönetimiyle ilgili çalışmalar yürütüyor. Tabii bu süreç içinde 1970'lerden sonra birçok ilke, kılavuz, rapor ortaya konuyor ama ben hani burada daha çok önemli olanlarını vermeye çalışıyorum. 1992 yılı ise kıyı alanlar açısından diğer önemli bir tarihtir. Rio'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda ortaya çıkan gündem 21 belgesiyle kıyı alanları yönetimi ayrıntılı olarak düzenleniyor. Bu aslında bütünleşik kıyı alanları yönetiminin temellerinin de oluşturulduğu bir organizasyon, bir toplantı olarak öne çıkıyor. Yine 90'lı yıllarda OECD, Dünya Bankası, Gıda ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok çalışması bulunuyor. 2008 yılında ise Barcelona Sözleşmesi kapsamında Akdeniz'de bütünleşik kıyı alanları yönetimi protokolü imzalanıyor ve 2011'de yürürlüğe konuyor. Bu protokole baktığımız zaman Akdeniz Havzası'nda kıyı alanlarının korunması ve sürdürülebilir kalkınmasının sağlanabilmesi için tüm devletlere kendi sınırları içinde ve komşularıyla birlikte politika geliştirme ve çeşitli eylemlerde bulunması için kapsamlı bir yasal çerçeve sunuyor ve bütünleşik kıyı alanlarının Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde yapılmasını zorunlu kılıyor. Biz hala hazırda bu protokolü imzalamamış ülkeler arasındayız. Bu protokole baktığımızda ise 7 bölüm ve 40 maddeden oluşuyor. Tabii kapsamlı bir protokol ama burada size daha çok anahtar kelimeleri vermeye çalışacağım. Bütünleşik kıyı alanları yönetiminin nasıl yapılmasıyla ilgili olarak. Herhangi bir coğrafi sınırın belirlenmesini öngörüyor. Ekosistem temelli yaklaşım, şeffaf bir katılım sürecini öngörüyor. Kurumlar arası eşgüdüm, kıyı alanlarına erişimin kolaylaştırılması, yerel özelliklerin öne çıkarılması, yasal çerçevenin güçlendirilmesi, farkındalığın arttırılması, izleme ve gözlem mekanizmalarının kurulması, arazi kullanım stratejileri, eylem planları gibi önemli noktalara değinmekte bu protokol. Bu alandaki uluslararası örgütlere baktığımızda ise Birleşmiş Milletleri burada baş aktör olarak görüyoruz. Özellikle çevre programı ve Gıda ve Tarım Örgütü'nün çalışmaları var bu yönde. Diğer öne çıkan örgütler ise Dünya Bankası ve OECD. Nüfusun yarısından fazlasının kıyı alanlarında yaşadığı Avrupa Birliği ise konuya özellikle 1990'lı yıllardan sonra önem veriyor. 2011'de imzalanan protokol çerçevesinde de çalışmalarını yürütüyor. Dünyadaki gelişmeler tabii çok kapsamlı ve çok detaylı olduğu için burada ben ana hatlarıyla vermeye çalıştım. Şimdi ülkemize gelelim. Öncelikle Türkiye'de kıyı alanları durumundan bahsetmek istiyorum. Kıyı alanlarının önemini vurgulamak adına.
Dünya üzerindeki ilk yerleşimler bilindiği üzere genelde bizim ülkemizdeki coğrafya üzerinde çıkmakta. Belli bir Karayip mağaraları, tarihi limanlar, antik kentler. Adalar ile birlikte toplam 8.333 kilometre kıyı çizgisine sahibiz. Bu kıyı çizgisi uzunluğunu göl ve akarsuları da dahil ettiğimizde daha da artmakta. Kıyı çizgisi uzunluğunun ülke sınır uzunluğuna oranı hesaplandığında ise bu ortalama dünyada %55 civarındayken bizde %73.3. Akdeniz havzası ülkeleri arasında ise Yunanistan ve İtalya'nın ardından en uzun kıyı çizgisine sahibiz. Toplam 28 ilin denize kıyısı bulunmakta. Tabii bu alanların etkileşimlerini de düşündüğümüz zaman iç bölgelere kadar etkileri izlenmektedir. Türkiye nüfusunun yaklaşık %54.5'i kıyılarda yaşamaktadır. İstanbul ve Çanakkale boğazları dünyaca önemlidir ve stratejik öneme sahiptir. Biyolojik çeşitlilik ve endemik türler ile ekolojik açıdan da birçok uluslararası korunan alana ev sahipliği yapmaktadır. Sunumu ekrana alabilir miyiz? Burada ise özel çevre koruma bölgelerini görüyoruz. Genelde görüldüğü üzere alanları üzerinde olan alanlar. İç bölgelerdeki alanlar da yine aynı şekilde göl kıyısında olan alanlar. Tabi burada en son bilindiği üzere birkaç hafta önce Marmara Denizi de boğazlarla birlikte özel çevre koruma bölgesi ilan edildi. Bu harita tabii daha işlenmediği için bakanlık sitesinden indirmiştim ama henüz güncellenmemiş. Görüldüğü gibi aslında çok önemli bir kıyı ülkesiyiz. Hani her ne kadar kıyıdan ne kadar yararlanıyoruz, ne kadar bunun bilincindeyiz, ne kadar koruyoruz, bunlar tabii tartışmalı kavramlar. Yine bu da Türkiye'nin gece çekilmiş bir uydu görüntüsü. Aslında nüfusun nerelerde yoğun olduğunu göstermesi açısından önemli. Görüldüğü gibi yine İstanbul çevresi, işte Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz kıyılarının nüfus açısından yoğun olduğu, yani kıyılarda yoğun olduğunu görmekteyiz. Türkiye'de kıyı alanlarında yaşanan sorunlara baktığımızda her şeyden önce bir vizyonumuz yok diyebilirim. Yani bir kıyı politikası eksikliği var. Çevreye duyarlı ve çok sektörlü bir yaklaşımımız yok. Farklı yasal düzenlemelerimiz var. Yetki karmaşası, örgütlenme eksikliği, eşgüdüm eksikliği, yer seçimimiz çatışması, uyumsuz ve yasal olmayan uygulamalar, özellikle parçacı ve talebe yönelik imar planı çalışmaları, izleme ve değerlendirme sisteminin olmaması, denetim ve yaptırım mekanizmalarının eksikliği, katılımı sağlayacak mekanizmaların yetersizliği, farkındalık yetersizliğini sorunlar olarak sayabiliriz. Türkiye'de kıyı alanlarındaki yer seçen kullanımlara baktığımızda ise turizm alanları, endüstri ve depolama alanları, balıkçılık, su ürünleri üretimi, deniz ulaştırması ve enerji gibi sektörler öne çıkıyor. Tabii burada Marmara Denizi'nin kuzey kıyılarının büyük bölümü kentsel kıyı niteliği taşımakta. İzmit Körfezi'nde yoğun endüstriyel faaliyetler gerçekleştirilmekte. Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları turizm baskısı altında. Engebeli arazi yapısı nedeniyle dar bir kıyı kuşağına sahip Karadeniz ise arazi elde edilmesi ve karayolunun deniz etkisinden korumak için kıyı koruma yapılarının çok fazla yoğun olduğu ve dolgu alanlarının oluşturulduğu alanlar olarak öne çıkmakta. Türkiye'de kıyı alanlarında yer seçen en önemli yapılara baktığımızda ise liman, iskele, rıhtım ve ulaştırma ve turizm kıyı yapılarını görmekteyiz. Burada değineceğim diğer bir nokta ise İskenderun Körfezi. Bilindiği gibi stratejik bir konuma sahip ve son dönemde özellikle yapılan yatırımlarla birlikte bir enerji üssü durumuna gelmiş görünüyor. Ayrıca askeri açıdan ve stratejik açıdan da çok önemli bir alan. Doğu Akdeniz bilindiği üzere son dönemde çok önemli olmaya başladı. Biraz Türkiye'deki kıyı politikaları ve kıyı alanları yönetiminin gelişim sürecine baktığımızda ise aslında 1950'li yıllara kadar kıyı çok fazla yerleşim olmadığı için kentlerde kıyı alanlarında çok fazla bir yerleşim ve baskı görünmüyor. 1950'lerden sonra kırdan kente göçle birlikte çarpık kentleşme ve plansız endüstrileşme ortaya çıkıyor. Bu da kıyı alanlarında
bozulmalara neden oluyor. Yine 1960'lı yıllarda iç turizm hareketleriyle birlikte Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında bir takım bozulmalar yaşanıyor. 1970'li yıllarda ise dünyada çevre bilincinin oluşmaya başlamasıyla birlikte Türkiye'de de bunun yansımalarını görüyoruz. Burada asıl önemli gelişmeler 1980'li yıllarda yaşanıyor. 1980 Anayasası'nda kıyı alanları ile ilgili doğrudan hükümlere yer veriliyor. 1982 yılında Turizm Teşvik Kanunu çıkarılıyor. Yine 1984 yılında ilk kıyı yasamız çıkarılıyor ama 86'da tümüyle beraber iptal ediliyor. 1990 yılına kadar ise herhangi bir kıyı yasası olmadan uygulamalara devam ediliyor. 1985'te İmar Kanunu çıkıyor. 1990'da ise şu an yürürlükte olan 3621 sayılı kıyı kanunu ve uygulanmasına dair yönetmelik yayınlanıyor. Yine 90'lı yıllarda kıyı yönetimi, kıyı alanları ile ilgili bir takım kurumsal girişimleri de görüyoruz. Burada 1993 yılında kıyı alanları yönetimi Türkiye Milli Komitesi kuruluyor. Yine Bayındırlık Bakanlığı'nda kıyı ile ilgili bir takım birimler kuruluyor. Yine aynı şekilde Çevre Bakanlığı'nda da kıyı ile ilgili birimlerin kurulduğunu görüyoruz. Burada asıl önemli olan 2007'den sonrası. Çünkü 2007'den sonra bütünleşik kıyı alanları kavramı daha sonra da anlatacağım Türkiye'de. Devlet eliyle yapılmaya başlanıyor. Kıyı alanları ile ilgili, kıyı alanları yönetimi ile ilgili kavramlar mevzuatımıza girmeye başlıyor. Burada değinmek istediğim diğer bir önemli konu ise 1990'lı yıllarda ortaya çıkan ilk kıyı alanı yönetimi girişimleri. Sunumu ekrana alabilir miyiz? Burada göstermek istediğim projeler var. Bu projeler aslında 1990'lı yıllarda yerel ölçekte farklı kurum ve kuruluşların inisiyatifiyle oluşturulmuş, herhangi bir bakanlığın desteği ve eş güdümünde olan uluslararası bazı örgütlerin mali desteğiyle yürütülen projeler. Bunlar tabii çok küçük ölçekli, yerel olarak yapılmış pilot projeler niteliğinde ama uygulamaya ilişkin ilk örnekler olması açısından önem taşımakta. Türkiye'deki kıyı alanları ile ilgili yasal düzenlemelere baktığımızda ise temel dayanak olarak anayasayı görüyoruz. Anayasanın 43. maddesi. Onun dışında 3621 sayılı kıyı kanunu ve uygulamasına dair yönetmelik, 3194 sayılı imar kanunu ve diğer mevzuatı söyleyebiliriz. Bunlardan önemli olanlarına değineceğim. Burada en önemli dayanak noktamız 1982 Anayasası'nın 43. maddesi. Bu anayasanın bu maddesine göre kıyıların devletin ve hüküm tasarrufu altında olduğu, deniz, göl ve akarsular, akarsu kıyılarıyla deniz ve göllerin kıyılarını çevreyen sahil şeritlerinde yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetileceği belirtiliyor. 3600 sayılı kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelik ise deniz, tabi ve suni göl, akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasını açık kamu yararını kullanma esaslarını tespit etmek amacıyla düzenlenen bir kanun. Burada kanunda ve yönetmelikte bir takım tanımlar var. O tanımların daha iyi anlaşılması açısından sunumum ekranda değil mi? Onu anlatmak istiyorum. Kıyı kanunundaki evet. Kapsamındaki alanları. Şimdi burada kıyı ve yani bu işin içinde olmayanlar genelde kıyı ve kıyı kenar çizgisini karıştırmakta. Burada bunları anlatmaya çalışacağım. Burada solda gördüğümüz mavi kıyı çizgisi. Kıyı çizgisi dediğimiz şey ise suyla karanın birleştiği yer. Yeşil olarak görülen çizgi ise kıyı kenar çizgisi. Bu kıyı kenar çizgisi nasıl tespit ediliyor? Valilik tarafından 5 kişilik oluşturan bir komisyonla tespit ediliyor ve bakanlık tarafından onaylanıyor. Bu kıyı çizgisiyle kıyı kenar çizgisi arasındaki kalan alan ise kıyı olarak tarif ediliyor bizim mevzuatımıza göre. Bazı yerlerde görüldüğü gibi kıyı kenar çizgisiyle kıyı çizgisi çakışmakta. Buralar genelde
dar kıyı olan işte falez gibi dağlık alanlarda bu tür çakışmalar da olabiliyor. Buralarda tabii kıyı alanından söz etmek mümkün olmuyor çakıştığı için. Bunun dışında sahil şeridimiz en az 100 metre olmak üzere iki bölümden oluşan bir sahil şeridi uygulaması var. Burada tabii yapı yaklaşma sınırı olarak anlatılmakta bu aslında. Yani kıyı kenar çizgisine yapılaşmanın en fazla 50 metre yaklaşacağı ile ilgili bir tanım. Kıyıda imar planı kararıyla ne yapıyoruz? Bunlardan biraz bahsedeyim çok fazla derine inmeden. Kıyının kamu yararını kullanımını ve kıyıyı korumak amacına yönelik altyapı ve tesisler yapılıyor. Liman, barınak, yanaşma yeri, dolfen, şamandıra, rıhtım, köprü, istinat duvarı, fener, çekek yeri, kayıkhane, tuzla ve pompaj istasyonları gibi. Yine faaliyetlerinin özelliği gereği kıyıdan başka yerde yapılması mümkün olmayan yapı ve tesisler yapılıyor. Bunlar tersane, gemi söküm yeri, tekne imal yeri, su ürünleri üretim ve yetiştirme tesisleri, denize iniş rampaları, yat limanı, kruvaziyer liman gibi. Bunun dışında enerji iletim ve dağıtım hatları, boru hatları, diğer iletim hatları, millet bahçeleri ve yenilenebilir enerji üretim santralleri yapılabiliyor imar planı kararıyla. Bir takım istisnai maddeler de var. Tabii bunlar çok uzun ve detaylı. Burada istisnai maddeler olarak kruvaziyer liman ve onun konaklama ünitelerini söyleyebiliriz. Spor tesisleri ve yine onun konaklama üniteleri. Onun dışında Trabzon, Rize ve Zonguldak'ta hastane yapımına izin veren bir madde eklendi. Yine endüstri bölgesi de bu madde kapsamında yapılabiliyor. Adana Karataş'ta ise tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi yapılmasına ilişkin istisnai bir madde mevcut. Aslında kıyıda yer alan yapılabilecek yapı ve tesisleri kıyı ve dolga alanları ve sahil şeritleri olarak iki bölümde inceleyebiliriz. Tabii bunların detayları yönetmelikte var. Ben bu konuları biraz daha genel hatlarıyla anlatıyorum. Diğer önemli bir yasal düzenleme ise kıyı alanları yönetimi ve planlaması açısından 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun hükmünde kararname. Aslında bu kararname şu an yürürlükte değil. Bilindiği üzere 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimiz için Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bakanlıklar yeniden yapılandırıldı. Bu kararnamenin özelliği şu, bütünleşik kıyı alanları kavramının geçtiği ilk yasal düzenleme. Bütünleşik kıyı alanları yönetiminin burada bakanlığın görevleri arasında olduğunu söyleyen bir kararname. Şimdi buradaki ekranda da gördüğümüz tanımlar aynı şekilde yine Cumhurbaşkanlığı bir numaralı kararnamesiyle bakanlığımızın yapısını düzenleyen hükümler içinde de yer almakta. Diğer kıyı alanları ve yönetim açısından diğer önemli bir şey ise, yasal düzenleme ise mekansal planlar yapım yönetmeliği. 2014 yılında yürürlüğe konulan bu yönetmeliğin önemi ise bütünleşik kıyı alanları planı tanımını yapması. Yani artık bütünleşik, aslında literatürde bütünleşik kıyı alanları yönetimi diye geçiyor ama bizim mevzuatımızda bütünleşik kıyı alanları planı olarak, bir plan türü olarak geçmiş durumda. Burada tabii çok uzun bir tanımı var ama ben yani önemli olan noktaları anlatmaya çalışayım. Mekansal hedef, strateji ve eylem önerilerini ve yönetim planlarını kapsayan 1/25.000 veya 1/50.000 ölçekte şematik ve grafik planlama diline uygun, plan pahtası ve planlama raporu ile bir bütün olarak stratejik planlama yaklaşımı çerçevesinde hazırlanan bir planı belirtiyor. Yine yönetmeliğin planlama ile ilgili 3 maddede ele aldığı ilkeler var. Yani bu bütünleşik kıyı alanları planlarının hangi ilkeler doğrultusunda hazırlanması gerektiği ile ilgili ilkeler. Bunlara da baktığımızda sektörler ve faaliyetler arası uyumun sağlanması, kamu yararı, eşitlik ilkesi, eşgüdüme yönelik yönetim modelinin oluşturulması, şematik ve grafik planlama dilinin olması gibi unsurlar öne çıkıyor. Türkiye'de kıyı alanları yönetimiyle ilgili diğer yasal düzenlemelere baktığımızda ise aslında birçok yasal düzenleme var. Bunlardan ama en önemlilerini 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve
3194 sayılı imar kanunu olarak söyleyebiliriz. Pardon. Türkiye'de kıyı alanları yönetimiyle ilgili kurumsal yapıya baktığımızda ise planlama, uygulama, denetleme, yönetim planı, özelleştirme ve arazi tahsisi, kiralama, inşaat izni, kullanma izni ve irtifak hakkı, işletme gibi birçok sayıda kurum ve kuruluşun yetkili olduğunu görmekteyiz. Tabii bu kurumlar arasındaki en önemli yetki Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda. Çünkü Çevre Şehircilik Bakanlığı kıyı alanları yönetim ve planlanmasına ilişkin görevlendirilmiş bir kurum. Kıyı alanları yönetimiyle ilgili diğer kurum ve kuruluşlara baktığımızda ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Özelleştirme İdaresi'nin, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları'nın, Büyükşehir Belediyelerinin, belediyelerin ve il üzerlerinde bir takım yetkileri bulunmakta. Türkiye'de kıyı alanlarında planlama konusu, asıl aslında bizim anlatmak istediğimiz konu ise genel olarak iki başlıkta bu konuyu ele alabiliriz. Bir mekansal planlama boyutu, yani imar planları. Diğeri ise stratejik mekansal planlama diyeceğimiz bütünleşik kıyı alanları planları. Burada imar planları ile ilgili sunumu ekrana alabilir miyiz? Burada imar planlarından bahsetmek istiyorum. 1 bölü 5000 ve 1 bölü 1000 ölçekli imar planları bakanlığımızın onayladı. Burada süreç şöyle işliyor. İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan plan bakanlığa iletiliyor. Plan teklifinin bakanlık tarafından incelenmesi sonrası kurum ve kuruluşların görüşlerini sunuluyor ve en son onama aşamasına geçiliyor. Tabii burada imar planlarının, kıyıdaki imar planlarının onaylanmasıyla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın dışında da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'na tabi turizm bölgelerinde ve turizm alanlarında yetkisi var. Özelleştirme İdaresi'nin özelleştirme kapsamındaki alanlarda yetkisi var. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ise kanunda geçen şehirlerde ve o şartları sağlayacak durumda endüstri bölgelerine ilişkin planları onaylama yetkisi var. Türkiye'de bütünleşik kıyı alanları planlamasına biraz değinmek istiyorum. Bu bütünleşik kıyı alanları planlamasının ortaya çıkış ve gelişim sürecine baktığımızda aslında 1990'lı yıllardaki o pilot projelerden biraz bahsetmiştim. Kıyı alanlarının yeni bir yaklaşım ve model çerçevesinde planlanması ve bu planlara yalnızca kıyı ve sahil şeridinde oluşan bir alan olarak değil, bir bölge olarak ele alınması ve bölge planlama anlayışıyla planlanması gerekliliğinden yola çıkılarak bütünleşik kıyı alanları planlaması çalışmaları başlatılıyor. İlk olarak 2007 yılında Bayındırlık İlçe Bakanlığı tarafından başlatılıyor bu projeler. Pilot proje olarak iki alan seçiliyor: İzmit Körfezi ve İskenderun Körfezi. İzmit Körfezi'ndeki plan 2008 yılında, İskenderun Körfezi'ndeki plan ise 2009 yılında onaylanıyor. Şu an bu çalışmalara devam edilmekte hali hazırda. Hangi alanda hangi planlar yapılmış bunu görmek isteyenlere olursa bakanlığın sitesine girip bütünleşik kıyı alanları planları ile ilgili onaylanan projelere ve süreçlere oradan bakabilirler. Türkiye'deki bütünleşik kıyı alanı planlamasının özellikleri ise kıyı alanlarına ilişkin tüm planlama ve uygulamalara girdi sağlayan, idarelerin uygulamasına yol gösterici planlar elde edilmesini sağlayan, arazi kullanım planları için stratejik çerçeve oluşturan, kıyı yönetim modeli ve sisteminin oluşturulmasını sağlayan planlar olduğunu söyleyebiliriz. Diğer plan ve belgeler ilişkisi bakımından ise mekansal strateji planları, çevre düzeni planları ve imar planları ile tematik sektörel planlar, bunlar strateji belgeleri, strateji eylem planları, master planlar gibi planlar ikisinin arasında aslında stratejik belgelerle mekansal planlar arasında bir geçiş gibi bir
plan olduğunu söyleyebiliriz. Mekansal içerikli ama stratejik bakış açısıyla hazırlanıyor. Tematik ve strateji üretmeye odaklı. Bütünleşik kayalandırı yönetimiyle ilgili Türkiye'de değineceğim noktalar bunlar. Bunun dışında şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Birçok başlıktan aslında bahsettik. Türkiye'de kıyı alanlarının yönetimiyle ilgili işte imar planı çalışmaları ve bütünleşik kıyı alanları yönetimiyle ilgili farklı çalışmalar var tabii üst ölçekte, alt ölçekte. Bu benim yüksek lisans çalışmamda oluşturduğum bir başlıklar. Burada 24 tane uzman kişiyle görüştüm ben. Türkiye'deki bütünleşik kıyı alanları planının, daha doğrusu kıyı yönetiminin nasıl olması gerektiği, hangi başlıklar altında incelenmesi gerektiği ile ilgili bir amaç ve hedefler seti oluşturmaya çalıştım. Bu aslında onun özeti. Çok da hani kapsamlı sorular sordum ama burada 7 başlık öne çıkıyor. Siyasal düzenlemeler. Siyasal düzenlemelerden kastımız tabii burada bütünleşik kıyı alanları ile ilgili politikaların ve aktörlerin ortaya konması. Kurumsal düzenlemelere baktığımızda işte anlattığımız gibi birçok kurumun varlığı söz konusu ama burada bir eşgüdüm sıkıntısı yaşıyoruz. Yasal düzenlemeler konusuna geldiğimizde ise bütünleşik kıyı alanları yönetimi konusu bizim mevzuatımızda son 10 yıl içinde girmiş durumda. Bütünleşik kıyı alanları planları ise aslında bu sürecin sadece bir parçası. Biz hani planlama diyoruz aslında ama bütünleşik kıyı alanları yönetimi olarak geçiyor. Planlama bu yönetimin en önemli aşamalarından biri. Burada hani planlama ve yönetim kavramı zaman zaman karışabiliyor. Diğer üçü ise aslında Türkiye'nin çok güçlü olmadığı yanlar. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri, bilgi, farkındalık, eğitim, araştırma ve katılım olarak bu başlıkları özetleyebilirim. Yani bu şekilde özetleyebiliriz. Tabii dediğim gibi çok kapsamlı bir konu. Çok fazla detayları var. Hani ben biraz da mevzuatı vesaire çok derine inmeden anlatmaya çalıştım. Çok detayları var, istisnaları var. Umarım faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben şahsen kendi adıma söyleyeceğim. Hakikaten güzel bilgiler ben de edindim ve umuyorum ki izleyiciler de aynı şekilde aynı düşünceyi paylaşıyorlar bende. Tekrardan çok teşekkürler. Hakikaten çok keyifli bir sunumdu. Benim bir sorum olacaktı aslında. Biraz önce siz kıyı alanların imar planları kapsamında olduğunu söylediniz. Birçok kıyıda iskeleler yapılıyor. Acaba bu iskeleler imar planları kapsamında mı değil mi? Nasıl oluyor o süreç? İskelelerden bahsettiğiniz iskeleler bu küçük ahşap iskeleler. Evet doğrudur. Evet küçük iskeleler. Aynen. Yani onlar rekreatif, güneşlenme ve sportif amaçlı iskele diye geçer. Yakın bir zamana kadar aslında imar planına konu bir yapıydı ama mevzuatta, kıyı kanununda ve yönetmelikte yapılan bir değişiklikle kıyının kumluk karakter göstermediği alanlarda yani kayalık alanlarda yapılması gereken yapı olarak tekrar tanımlandı ve İmar planına tabi olmadan valilikçe oluşturulan komisyonlar tarafından artık yapılabiliyor. Yani şu an için imar planına konu değil. Sanırım Nisan ayıydı. Genelgemiz çıktı ve valiliklere gönderildi. Güneşlenme iskelesi diye tabir ettiğimiz, rekreatif iskele diye tabir ettiğimiz, bizim de tatil beldelerinde sıkça gördüğümüz iskeleler şu an imar planına tabi değil. Yani yetkili olarak il özel idareler gözüküyor. Valilikler. Onlar imar planı yapmıyor ama bir komisyon belirleyip işte belirli şartları var. Genelgede detayları yazıldı. İşte aralarında 150 metre olması gerekiyor. Genişliği 3 metre olması gerekiyor. Yani o detaylar yönetmelikte ve genelgelerde var. Hani merak eden arkadaşlar oradan bakabilir. Bir de bizim izleyicilerden gelen bazı sorular var. Onları size yönlendireceğim. Birinci sorumuz sizce kıyı alanlarında en önemli sorun nedir? Tabii aslında çok genel bir sorun. Biz biraz bahsetmeye çalıştık ama kıyı alanlarında hani birçok sorundan bahsedebiliriz. Hani sektörlerin kendi sorunları var. Kentsel kullanımlardan kaynaklanan sorunlar var. Ama ben özellikle sorun olarak şu nüfus konusunu görebiliriz. Çünkü nüfus artıyor ve kıyı alanlarında daha da çok artması bekleniyor. Ve en önemlisi bence yani şimdiden etkilerini görmeye başladık ama iklim değişikliği en önemli sorunlardan biri olacak gibi. Çünkü
deniz seviyesinin yükselmesi, taşkınların oluşması, sıcaklıkların artması gibi nedenlerden dolayı kıyı kentleri çok ciddi şekilde etkilenecek. Bununla ilgili uluslararası raporlarda da zaten kıyı kentlerinin iç bölgedeki kentlerden daha fazla etkileneceğiyle ilgili çalışmalar var. IPCC raporları da aynı doğrultuda. Ben hani kişisel olarak iklim değişikliğini şu an için en büyük sorunlardan biri olarak görebiliyorum. Diğer anlattığımız sorunlar zaten geçmişten bu yana yaşanan sorunlar. Bir de onlara iklim değişikliğini eklediğimiz zaman tabii sorun ve daha da büyüyor. Yönetim ve planlama anlayışının da tabii bu doğrultuda tekrar ele alınması önemli duruma geliyor. Biz şehir plancıları olarak burada tekrar oyun kurucu olarak ne yapabiliriz? İklim değişikliğiyle birlikte kentlerde yaşanacak sorunlara karşı nasıl çözüm üretebiliriz? Çalışmamız evet. gereken önemli konu olduğunu düşünüyorum. Bu konuda acaba çalışmalar ve girişimler var mı yoksa düşünce düzeyinde? Yani eylem programları var. Belediyeler tarafından bir takım çalışmalar var. Yerel eylem programları. Şu an işte bizim bakanlığımızda İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu. Bilindiği gibi yakın bir tarihte Paris İklim Sözleşmesi'ne de imza atmış durumdayız. Yani kurumsal çabalarda oluşmaya başladı ama tabii çok boyutlu bir konu. Hani işin çevre boyutu var, kentleşme boyutu evet. var, sera gazının azaltımı ile ilgili bir takım çalışmalar var. Böyle adlandırabiliriz. Tabii ki biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye en uzun kıyı çizgisine sahip olan ülkelerden birisi ama yani acaba kıyı alanların planlaması gereği gibi yapılıyor mu? O biraz tartışılır tabii. Yani evet. Burada tabii imar planları parçacı ve talebe yönelik yapılıyor. Şimdi bize gelen imar planı tekliflerinde örneğin bir liman teklifinde, bir balıkçı barınağı teklifinde, bir yat limanı teklifinde tamamen o yapı özelinde bir planlama bir plan hazırlanıp sunulduğu için hani biz o ölçekte değerlendiriyoruz. Kentlikinin çok değerlendirme fırsatımız olmuyor. Bir sorumuz daha olacaktı. Galiba bunu siz cevapladınız sunumda ama yine ben sorayım evet. size. Bütünleşik kıyı alan planları hangi plan hiyerarşisinin hangi yerinde, hangi kısmında yer alıyor? Şöyle bizim mevzuatımızda bir plan hiyerarşisi var. İşte mekansal stratejik planları, çevre düzeni planları ve en altta imar planları olarak. Bütünleşik kıyı alanı planı bu mekansal kademelenme içinde yer almıyor. Yani herhangi bir mekansal plan statüsünde değil. Mevzuatta tanımlanmış ama diğer planlar, işte çevre düzeni planları, nazım planları, uygulama planları yönlendiren ve rehber niteliğinde olan bir plan olarak tariflenmiş. Aslında bağlayıcılığı diğer planlar gibi bağlayıcılığı olmayan ama mevzuatta evet. tanımlandığı için bir yeri olan bir plan olarak görebiliriz. Teşekkürler. Bir sorumuz daha var. Trabzon dolgu alanı üzerine yapılan stadyum neye göre yapılmıştır? Evet o çok bilinen bir örnek. Zaten hani onun yapılabilmesi bir istisnai maddeye dayanıyor kıyı kanununa daha sonra eklenen. Normalde kıyı alanlarına stadyum yapılması söz konusu değil. Evet. Ama kıyı kanununa eklenen bir madde ile uluslararası spor otoritelerinin turnuvayı ev sahipliği yapan bir ilde bunu Spor Bakanlığı'nın izniyle belirttiği zaman yani hani herhangi bir il uluslararası bir spor organizasyonunun ev sahipliğini aldığı zaman ve bunu da Spor Bakanlığı'nın izniyle bize ilettiği zaman kıyı kanununun 6. maddesinin D fıkrasından yararlanabiliyor. Bu hani Trabzon'daki örnek çok zaten hani çok bilinen bir örnek. Stadyum o kapsamda yapılıyor. Yani normalde o istisnai madde olmazsa hani kıyıda zaten stadyum ve kapalı spor tesisi yapılması mümkün değil. Tamamdır. En son sorularımız bu kadardı. Bizim birkaç tane de soru var ama onları zaten siz anlattınız sunumunuz içerisinde. Kıyı alanların planlamasında sizin nasıl bir öngörünüz var? Nasıl bir şey önerirsiniz uygulamalarla ilgili veya yasal düzenleme, yönetmeliklerle ilgili? Yani tabii bu çok boyutlu bir konu olduğu için hani daha önce bahsetmiştim. Hani bir 7 başlık altında ben bunu incelemiştim yüksek lisans çalışmaları kapsamında. Tabii biz işin daha çok hani planlama boyutuna yöneliyoruz ama bu işin katılım boyutu var, işte farkındalık boyutu var. Her şeyden önce bir vizyonumuzun olması gerekiyor. Yani ciddi bir kıyı ülkesiyiz.
hani korunacak alanlarımız çok fazla. Hı. Bir yandan turizm baskısı var, bir yandan nüfus artıyor. Ortaya bir vizyon koyup o vizyon çerçevesinde hareket etmemiz lazım. Diğer bir gördüğüm önemli bir husus ise Türkiye'de ciddi şekilde kıyı profillerinin çalışılması gerekiyor. Şimdi Karadeniz çok farklı bir kıyı karakteristiğine sahip. Akdeniz farklı, Ege farklı. İç bölgeler var, akarsular, göller var. Her yere biz aynı şekilde yaklaşırsak birçok şeyi aslında atlamış oluyoruz. Yeterince yapmamış oluyoruz. Çünkü Karadeniz'de mesela çok kıyı çok dar. Hani oraya yaklaşımla atıyorum Ege'de veya herhangi bir delta bölgesindeki bir alana yaklaşımın aynı olmaması gerekiyor. Tabii burada mevzuatın bir takım kısıtlamaları da var. Veya hani genel geçer maddeleri olduğu için onlar kapsamında hareket ediyoruz. Ama bütünleşik kıyı alanları yönetimi stratejik bir bakış açısıyla farklı bir yaklaşım getiriyor. Ama bir yandan da tabii imar planları ve parçacı planlama yaklaşımı devam ediyor. Tabii biraz fazla şekilde ele alınması gereken bir konu. Hani hangi açıdan baktığımıza bağlı. Çok teşekkür ederiz. Aslında son bir soru da ben sorayım. Bu bireysel farkındalık için. Tabii çünkü kıyı alanları biraz spesifik bir konu. İnsanları nasıl bilinçlendirmek veya o farkındalığı yaratmak için nasıl bir uygulama yapılması gerekiyor? Aslında bununla ilgili birçok uygulama var. Tabii yani biz plancı... Neler yapılıyor aslında bununla da ilgili? Plancı olduğumuz için ve planlamayla ilgilendiğimiz için işin bu kısmını aslında çok da önemsemiyoruz veya hani göz ardı edebiliyoruz ama son zamanlarda zaten çevreyle ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili ciddi farkındalık oluşturulmaya çalışıyor. Hani bu eğitim düzeyinde de olabilir, halk eğitimi düzeyinde de olabilir, hani lisansüstü çalışmaları kapsamında da olabilir. Kıyıda tabii bunlar için de en önemli yerlerden biri. Hani anlattığımız gibi çok hassas bölgeler olmasından dolayı. Bununla ilgili şeyler de kurulabilir. Yani araştırmaya yönelik bir takım kurumlar, kurumsal yapılar oluşturulabilir. Yani birçok şey yapılabilir. İlkokuldaki çocuğun eğitiminden yüksek öğrenime kadar birçok aşamada farklı şeyler tabii yapılabilir. Çok teşekkürler. Sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa yayınımızı tamamlayabiliriz. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bizi izleyenlere de teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Tamamlayabiliriz. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. We'll be right back.